Gün ortası haber bülteniyle karşınızdayız değerli izleyenler. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Amerikalı mevkidaşı Rex Tillerson'la birlikte dışişleri konutunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Canlı olarak ekranlarınıza getirdik diyelim ve üzücü bir haberi aktaralım sizlere. İzmir Çiğli 2. ana jet üssünden bu sabah saat 11 sıralarında havalanan eğitim uçağı düştü. Ne yazık ki iki askerimiz şehit oldu. Ve olağan akışımızda devam edelim. Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin operasyonuna ilişkin güncel bilgilere dair yeni bir açıklama paylaştı. Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri'nden güncel bilgilerin paylaşıldığı açıklama geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri yaptığı açıklamada 28 gündür devam eden operasyonlarda öldürülen terörist sayısını 1551 olarak açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu 28. günde düzenlediği operasyonla 5 köyü daha teröristlerden temizledi. Suriye'nin Afrin kentine bağlı Raco beldesi kırsalındaki terör örgütü PKK-PYD-YPG mevzileri insansız hava araçları tarafından belirlenip koordinatları Türk Hava Kuvvetleri'ne bildirildi. Havalanan jetler belirlenen mevzilerle teröristlerin barınma alanı olarak kullandıkları yerleri havadan ateş altına aldı. İmha edilen mevzilerdeki bazı teröristlerin etkisiz hale getirildiği belirtilirken bölgeden yükselen alev ve yoğun duman kilisten de görüldü. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında iki ayrı çatışmada toplam 7 askerimiz yaralandı. Şarapnel parçalarıyla yaralanan askerlerimiz bölgeden alınarak Türkiye'ye getirildi. Çavuşoğlu Tillerson görüşmesini canlı olarak ekranlarınıza getirmiştik değerli izleyenler. Türkiye'den görüşmeye talep eden Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rex Tillerson dün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. Yaklaşık 3 saat 15 dakika süren zirvenin ardından görüşmeye dair detaylar ortaya çıktı. Mehmetçiğin Afrin'de destan yazıp Amerika'nın da desteklediği terör örgütüne ağır darbe indirerek ilerlemesini sürdürmesine rahatsız olan Amerika harekete geçti. Geçtiğimiz hafta Türkiye'ye ziyaret talebinde bulunan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'la Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmesi dün akşam saatlerinde gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da bulunduğu külliyedeki 3 saat 15 dakikalık görüşmede Türkiye'nin terörle mücadeledeki beklentilerinin Tillerson'a açık bir şekilde iletildiği kaydedildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rex Tillerson görüşmesinde Suriye ve Irak başta olmak üzere bölgesel gelişmeler, terörle mücadele meselesi ve ikili ilişkiler ele alındı. Türkiye'nin tüm bu konulardaki önceliklerinin ve beklentilerinin Rex Tillerson'a açık bir şekilde iletildiği bildirildi. Basına kapalı yapılan görüşmede Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre başta Suriye ve Irak olmak üzere bölgesel gelişmeler, terörle mücadele meselesi ve ikili ilişkiler ele alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yoğun bir gündemi vardı. Bir diğer konuksa Gambiya Cumhurbaşkanı oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Gambiya Cumhurbaşkanı Barrow'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Her iki ülkenin milli marşlarının çalındığı törende Gambiya Cumhurbaşkanı Barrow tören kıtasını selamladı. Törenin ardından heyetlerini birbirlerine takdim eden ve basın mensuplarına tokalaşarak görüntü veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Gambiya Cumhurbaşkanı Barrow baş başa ve heyetler arası görüşmelerini gerçekleştirmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti. Yapılan ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından Erdoğan Gambiya Cumhurbaşkanı Barrow'la ortak basın toplantısı düzenledi. Değerli kardeşimle az önce yaptığımız baş başa ve heyetler arası görüşmelerde birçok konuya girme imkanımız oldu. İkili ilişkilerimizi çok daha farklı bir şekilde geliştirme istikametinde irademizi de ortaya koyduk. Erdoğan, Türkiye'nin Afrika'ya verdiği öneme değindi ve TİKA aracılığıyla yapılan projelere değindi. TİKA bugüne kadar sağlık, hayvancılık, tarım, güvenlik gibi alanlarda Gambiya'da birçok projeyi hayata geçirdi. İnşallah ofisin faaliyete geçmesiyle bu desteklerimiz daha da artacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Gambiya'nın en önemli ihtiyaçlarından biri olan nitelikli insan kaynağı noktasında da Afrika'ya desteğinin sürdüğünü belirtti. Halihazırda 120 Gambiyalı öğrenci tarım, mühendislik, ziraat, tıp, ekonomi, eğitim gibi alanlarda lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde eğitim görüyor. Gambiya'nın FETÖ ile mücadelede en kararlı desteği veren dost ülkeler arasında yer aldığını ve Afrika kıtasında FETÖ okullarını kapatan ilk ülke olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ konusunda uyarıda bulundu. Çıkarları için kan dökmekten çekinmeyen bu yapı sadece Türkiye için değil, varlık gösterdiği tüm ülkeler için büyük bir tehdittir. Afrikalı dostlarımız örgüte yönelik ne kadar erken tedbir alırsa kendileri, çocukları ve gelecekleri için o kadar iyi olacaktır. Antalya'da ikinci kentsel dönüşüm Kepez Santral Mahallesi'nin ardından Yeni Emek Mahallesi'nde hayata geçirilecek. Proje tamamlandığında Kepez daha modern bir görünüme kavuşmuş olacak. Yeni Emek'te kentsel dönüşüm projesi çalışmalarına başlandı. Kepez Belediyesi ve Samut İnşaat İşbirliği ile hayata geçirilecek projenin temel atma töreni gerçekleştirildi. Kepez Santral Mahallesi'nden sonra Yenemek Mahallesi'ndeki bu 206 dönümlük alanda da kentsel dönüşüm projesi uygulanacak. Proje bittiği zaman modern ve prestijli yapılar bu bölgeden yükselecek. Kepez'de yeni bir sayfa aralayacak projede 10 bin metrekare yeşil alan, 10 adet mağaza ve 319 daire bulunacak. Yeni ısı yönetmeliği, ergonomik kullanım, yük asansörleri, çok modern bir proje hazırladık. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü proje kapsamında mahalledeki ekonomik ömrünü tamamlamış yapıların yenileneceğini vurguladı. Burada bir gecekondu stokunun ortadan kaldırılması değil. Tam tersine tamamı iskanlı, tamamı ruhsatlı olan ekonomik ömrünü tamamlamış yapıların değiştirilmesi, yenilenmesi gündemdedir. Tütüncü mahalleyi yeniden düzenleyen bir planlamanın hayata geçirileceğini işaret etti. Mahallenin sosyal donatılarıyla, mahallenin konut alanlarıyla, eğitim alanlarıyla, yeşil alanlarıyla sil baştan hamur haline getirilip yeniden düzenlendiği bir planlamayı burada görmekteyiz. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kepez'e önemli hizmetleri kazandırdıklarını, kentsel dönüşüm projesiyle hizmetlerin taçlandığını ifade etti. Yakında başlayacak olan raylı sistem projesiyle inşallah Mart ayında, en geç Nisan ayında inşaatı başlayacak. Altyapı tesislerimizle, yeni bağlantı yollarımızla, havaalanı kavşağına şimdilik toplanacak ve akabinde Varsak ve daha sonrasında da Korkuteli kavşağına kadar uzayacak adeta yeni bir çevre yolu projesiyle Kepez çok önemli hizmetleri görüyor ve bu kentsel dönüşüm projeleriyle işte bunu taçlandırıyor. Samut kardeşler, Samut İnşaat çok önemli bir cesareti gösteriyor ve o cesaretin karşılığını da inşallah alacak. Proje kapsamında yenilenen Yeni Emek Mahalle Muhtarlık binasının da açılışı gerçekleştirildi. Konyaaltı Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi işbirliğiyle Afrin Harekatı'nda şehit düşen askerlerimiz anısına Naim Süleymanoğlu Parkı'na ağaç dikildi. Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileriyle birlikte Afrin'de şehit düşen askerlerimiz anısına Naim Süleymanoğlu Parkı'na ağaç dikti. Başkan Böcek öğrencilerle birlikte aralarında orkide, keçi boynuzu, manolya, katalpa, oya, ipek sığla ve Avustralya kauçuğu türlerinin de bulunduğu toplam 133 türden ağaç dikti. Başkan Böcek konuşmasında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen askerlerimizi rahmetle andı. Buradan dualarımız şehitlerimizle bütün inşallah orada şu andaki yaralı olanlara da acil şifalar diliyoruz. Ayrıca sağlıkla ülkemize dönmelerini, ailesine, sevenlerine kavuşmalarını da diliyoruz. Böylece örnek davranışlar inşallah ülkemizde her okullarda da olur.
Ben emeği, katkısı olan herkese, bütün arkadaşlarıma, öğrencilerime, hocalarıma çok teşekkür ediyorum herkese. Sağ olun. Fakülte dekanı Ahmet Uzunsa konuşmasında böylesi bir projeye dahil olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Biz de Akdeniz Üniversitesi İktisadi Dergünler Fakültesi öğrencileri olarak Afrin şehitlerini anısına bir miktar ağaç dikme, fidan dikme kararı aldık. Öğrencilerimizi bu kararlarından, bu duyarlılıklarından dolayı tebrik ediyorum. Çünkü birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyduğumuz zamanları yaşıyoruz. Ve bu tür duyarlılıkların gençler arasında olmasını da, güçlü olmasını da özellikle önemsiyoruz. Konuşmaların ardından parkın çevresine ağaçlar dikildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin hizmete açtığı emeklilere özel hobi bahçeleri yoğun ilgi görüyor. Emekliler şehrin gürültüsünden uzak her türlü sebze ve meyveyi yetiştirebildikleri hobi bahçelerinde stres atıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin hobi bahçesi projesi emeklilere doğayla iç içe vakit geçirebilecekleri bir ortam sunuyor. 2017 Kasım ayında bahçelerini teslim alan vatandaşlar, çalışma hayatları boyunca uzak kaldıkları sakin ve organik yaşama hobi bahçesiyle kavuştu. Projeyle 348 adet hobi evi inşa edilerek emeklilere teslim edildi. Benim şansım gelinim de ziraat mühendisi. O uzman, ben de meraklıyım. İkimiz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kimine göre işte acemiyiz, daha öğreneceğiz. Bu sene ilk acemiliğimiz. Kışın ne ekilirse işte karnabahar, brokoli ektik. Ama Antalya'da domates, salatalık da eksik olacakmış. Hiç kış olmadı çünkü bu yıl. Öyle uğraşıyoruz. Hobi bahçelerinin 4,5 metrekare kapalı alanı ve 13,5 metrekarelik açık verandası bulunuyor. 63 metrekare ekilebilir alana sahip bağımsız bahçelerde vatandaşlar her türlü tarımsal üretim yapabiliyor. Emekli oldum, işte Antalya'ya yerleştim. Belediyenin sayesinde güzel bir yere kavuştuk. Uğraşmaya çalışıyoruz, bir şeyler yaptık. Antalya Hobi Bahçesi projesinde kullanıcıların aileleriyle hoşça vakit geçirebileceği sosyal alanlar da mevcut. Çocuklar için oyun alanları, yarı olimpik yüzme havuzu, mescit, kafeterya, revir yürüyüş parkuru, halı saha ve 96 araçlık otoparkta projede yer alıyor. Döşemealtı ilçesinde halk oyunları heyecanı vardı. Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen okullar arası halk oyunları yarışmasında öğrenciler birincilik için ter döktü. Antalya Döşemealtı ilçesinde halk oyunları heyecanı vardı. Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen halk oyunları yarışmasında ilk gün hayli renkli geçti. Minikler, yıldızlar ve gençler okullar arası halk oyunları geleneksel düzenlemeli ve düzenlemesiz il birinciliği yarışmasına Döşemealtı Belediye Başkan Vekili Zafer Yörük, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Doçent Doktor Burhanettin Hacı Caferoğlu, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hamid Oru, Döşemealtı, Kepez Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürleri, öğrenciler, veliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. 14-15 Şubat tarihleri arasında 3 kategoride gerçekleştirilen halk oyunları yarışmasına 45 takım katılırken burada dereceye giren okul takımları Türkiye Şampiyonası'nda Antalya'yı temsil edecek. Renkli görüntülere sahne olan yöresel türküler eşliğinde gösteri yapan öğrenciler büyük beğeni topladı. Tribünlerde yerini alan veliler ve öğrenciler büyük coşkuya alkışlarıyla ortak oldu. Antalya'da yaşayan Iraklı aile 5 yaşındaki küçük kızlarını eve kilitleyip işe gidince korkup ağlamaya başlayan çocuğun sesini duyan komşular durumu polise haber verdi. Olay Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 4. katında meydana geldi. Kısa süre önce 3 çocuğuyla birlikte Antalya'ya yerleşen Yasmin Perihan, sabah saatlerinde büyük oğlu 23 yaşındaki Mahmut'la birlikte işe çıktı. Diğer oğlu 14 yaşındaki Abdüllatif ise okula gitti. Aile evden çıkarken evin en küçüğü 5 yaşındaki bir tanem Perihan'ın üzerine kapıyı kilitledi. Saatlerce içeride tek başına kalan minik kız korkup ağlayınca sesine komşular polis çağırdı. Kapıyı açmayacaksın mı?
Polis telefonla minik kızın ağabeyine ulaşarak eve gelmesini istedi. Bir müddet sonra ise okuldan çıkıp eve gelen küçük kızın ağabeyi anahtarla kapıyı açmak isterken minik kızın parmağını sıkıştırdı. Polis minik bir tanemi görür görmez parmağını tutup öptü. Minik kızsa polis amcasının elini tutarak sımsıkı sarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Antalya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik aylardır devam eden takip son buldu. Kemer'de gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı. Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kemer ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 aydır sürdürdükleri teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenledi. Kemer merkezle Tekirova, Çamyuva ve Ulupınar mahallelerindeki çok sayıda adrese eş zamanlı yapılan baskında 45 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki sorguların ardından 36 kişi Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla serbest bırakılırken 9 kişi sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Alanya'da polisin düzenlediği operasyonda tefecilik yaptığı iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı. Alanya'da tefecilik yapılarak haksız kazanç sağlayan şahıslara yönelik Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri harekete geçti. Belirlenen adreslere baskın düzenleyen ekipler şüpheli 6 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalardaysa 2 POS cihazı, başkasına ait 2 kredi kartı, toplam 17.790 TL tutarlı kredi kartı slipleri, toplam 225.000 TL tutarlı farklı firmalar adına düzenlenmiş faturalarla 11.000 TL ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ayrıca aynı operasyon kapsamında AÇ isimli şüphelinin arandığı öğrenildi. Bültene spor haberleriyle devam edelim. Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Antalya Spor cumartesi günü sahasında Kayseri Spor'la karşılaşacak. Antalya Spor Atilla konuk tesislerinde yaptığı antrenmanla Kayseri Spor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki antrenman ısınma ve pas çalışmasıyla başladı. Antrenmanın ikinci bölümünde kırmızı beyazlar taktik çalıştı. Taktik çalışmasında Hamzaoğlu futbolcularını sık sık uyardı. Aytemiz Alanya Spor Lig'in 22. haftasında oynayacakları Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Cengiz Aydoğan tesislerinde teknik direktör Hikmet Karaman gözetiminde gerçekleşen antrenmanda ısınma hareketlerini tamamlayan futbolcular iki gruba ayrılarak taktiksel çalışmalar yaptı. İdmanda sakatlığı süren Haydar'la hafif sakatlığı bulunan Berkan ve Saki takımdan ayrı çalıştı. Antrenmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Brezilyalı forvet Douglas, takımının yeni oyuncusu olarak içinde bulunduğu ortamdan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi. Atiker Konyaspor maçında attığı golden dolayı da mutlu olduğunu belirten Douglas, takıma yeni katılan bir futbolcu olarak gol atmak güzel bir duygu ancak bizim için hayati bir önem taşıyan bu maçı kaybettiğimiz için gole çok sevinemiyorum. Ligdeki konumumuz itibariyle takımın kazanması bizim için daha ön planda. Takım kazansın da kim gol atarsa atsın diye konuştu. Devre arasında takıma katılan stoper Barış Baştaş ise Fenerbahçe maçında futboldan zevk alarak oynamaları gerektiğini söyledi. Geçen hafta oynadığımız futbolu süslememiz gerekiyor. Çünkü iyi bir yolda ilerlediğimizi düşünüyorum ben futbol olarak. Ama dediğiniz gibi önemli olan puan ve puanlar almak bu ligde. Çünkü herkes zaten ona bakıyor. Biz de zaten puan almayı diyoruz. İnşallah iyi futbolumuzu orada süsleyip bulduğumuz fırsatları değerlendirip 3 puanla döneriz diye umuyorum. Bültenin sonuna geldik. Pazartesi günü yeniden karşınızda olacağız. Görüşmek ümidiyle. Meteoroloji'den derlediğimiz verilere göre bazı illerimizde günün en yüksek ve en düşük hava sıcaklıkları şu şekilde olacak. İstanbul çoğunlukla bulutlu 12-7,
Ankara çoğunlukla bulutlu 13-2, İzmir parçalı bulutlu 17-9, Bursa çoğunlukla bulutlu 14-7, Adana çoğunlukla bulutlu 21-10, Eskişehir yağmuru 13-4, Trabzon çoğunlukla bulutlu 17-8, Malatya parçalı bulutlu 12-0, Şanlıurfa çoğunlukla bulutlu 16-8, Konya yağmuru 13-4 derece olacak. Tarımın ve turizmin başkenti Antalya'da ise havanın durumu şu şekilde olacak. Bugün gök gürültülü, sağanak yağışlı 18-12, yarın çok bulutlu 23-12, pazar çok bulutlu 24-9 derece olacak. Kentin çevresine göz attığımızda ise Akseki sağanak yağışlı 12-3, Aksu sağanak yağışlı 17-9, Alanya sağanak yağışlı 19-12, Demre sağanak yağışlı 18-8, Döşemealtı sağanak yağışlı 16-7, Elmalı sağanak yağışlı 12, Finike sağanak yağışlı 18-10, Gazipaşa sağanak yağışlı 18-10, Gündoğmuş sağanak yağışlı 13-5, İbradı sağanak yağışlı 12-3, Kaş sağanak yağışlı 17-12, Kemer sağanak yağışlı 18-10, Kepez sağanak yağışlı 18-11, Konyaaltı sağanak yağışlı 17-11, Korkuteli sağanak yağışlı 11-2, Kumluca sağanak yağışlı 17-8, Manavgat sağanak yağışlı 19-10, Muratpaşa sağanak yağışlı 18-12, Serik sağanak yağışlı 17-12, Burdur yağmurlu 14, Isparta yağmurlu 9-3 derece olacak. Son olarak dünyadan bazı kentlere göz atıyoruz. Londra bulutlu 9-2, Madrid parçalı bulutlu 17-6, Paris parçalı bulutlu 12, Atina yağmurlu 15-7, Roma parçalı bulutlu 13-2, Berlin parçalı bulutlu 7-1, Moskova sisli -4-9, New York yağmurlu 12-1, Tokyo parçalı bulutlu 9-2, Bakü bulutlu 15 derece olacak. Delfin Otelleri piyasaları sunar. Dolar düşüşte 3 lira 76 kuruş, euro yükselişte 4 lira 71 kuruş, gram altın da yükselişte 164 lira 56 kuruş. Borsa İstanbul'sa günün ilk yarısını 116.933 puandan noktaladı. Delfin Otelleri piyasaları sundu.